Her şey sorgulanabilir. Peki Allah'ın kendisiyle ilgili sorgulayabilir miyiz, sorabilir miyiz? Elbette. Nasıl hocam yapacağız bunu? Elbette. İbrahim Aleyhisselam sorguladı mı? İbrahim Aleyhisselam sorguladı. Zaten Kur'an'da, Yıldız tabii. yıldız, ay ve güneş üzerinden anlatılan Hazreti İbrahim'in sorgulama süreci aslında hepimize, tüm insanlara Allah'ın varlığı da dahil insan sorgulamalı mesajını veriyor. Nasıl yaratacağını da sorguladı. Ya Rabbi nasıl yaratırsın? Ama onu iman etmedin mi? Ettim ama kalbim ya, aklım yatışsın Teskin diye. olsun Oradaki diye. kalp, Mutmain. akıl, Evet. aklım yatışsın diye. Yani aklım da yatışsın. Yani o oradan yola çıkarak ahirette nasıl yaratacağını görür gibi oldu mu? Olmadı. Olamaz. Ama ne oldu? Bir benzerlik gördü. Dört kuşu al, üç kuşu al, kendine alıştır. Surhunne ileyk, alıştır. Gönder efendim üç tepenin başına, çağır bakalım kuşları, ıslık çal, sana gelecekler mi? Gelecekler. İşte üflenen ruh, yani içinde vicdan, irade ve akıl olan, insanı insan yapan üflenen ruh da teveffi eder. Yani vefa gösterir. Kendi terbiyecisine, yani Rabbine, Rabbul Alemin olan Allah'a vefa gösterir. Ve onlar Allah'ın çağrısına uyarlar. Çağrısına uyarlar, buradan bu boyuttan giderler, bir başka boyutta yepyeni bir hayatta daha olurlar. Ba'tu ba'del mevt. Yeniden bir dirilişin muştusu olurlar. İşte bunu söyledi. Aslında Hazreti İbrahim sorguladı. O Hazreti Peygamber olmasına rağmen. rağmen, Evet. yani sorguladığında peygamber miydi, değil miydi tartışması bahsi diğer. Olmasa ne olur? Yani ondan sonra peygamber olmuş olsun. Bu da harika bir Evet. övünç. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bu sorgulama ona nübüvveti getirdi deriz. Ha, buradan yola çıkarak her sorgulayan nebi Sonra peygamber olacak aynen. anlamı çıkmayacak Doğru. tabii ki. Nübüvvet defteri kapandı Aynen. zira. Ama unutmayalım, peygamberlerin izi hala duruyor. Ve o izden yürüyebilen her insanda o izden yürümeye davetli. Bu anlamda zaten sorgulama, kuşku, şüphe, unutmayalım, iman tarlasının sürülmesidir. İman tohumu ekilecekse şüphe sabanıyla, pulluğuyla, çiftiyle süreceksiniz o tarlayı bir. Çünkü arayış olmadan eğer buluyorsanız, ben Allah'ın insanları ikiye ayıracağına inanıyorum. Tüm insanlığı. Bir, akledenler. İki, akletmeyenler. Bu şu anlama geliyor. Eğer İstanbul'un Çarşamba semtinde doğunca bir Sünni, İran'ın Kum şehrinde doğunca bir Şii, Hindistan'ın Rawalpindi'sinde doğunca bir Budist, efendim, İsrail'in işte Aşdod kentinde doğunca bir Yahudi, Vatikan'da doğunca bir Hristiyan, efendim, Yakutistan'da doğunca bir Şamanist, efendim, Kuzey Kutbu'nda doğunca bir efendim Eskimo, animist, ruhçu oluyorsa bir insan, bu insanın İstanbul'da Çarşamba'da doğunca ne olduğuyla Allah'ın herhangi bir puan vereceğine inanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? İsterse Kabe'de de olsun. Ne olduğunu hiç önemli Evet. yok. Çünkü bu adam eğer orada doğmasaydı, eğer orada değil de Rawalpindi'de doğsaydı, efendim, Budist olacaktı. Eğer bu adam İtalya'da doğsaydı Hristiyan olacaktı. Hiç sorgulamayacaktı. Hiç sorgula. Çünkü bu insanın ne olduğu bir şey olmak değil ki. Bu insan içinde bulunduğu toplumda o asitte erimiş hiçbir şahsiyeti yok.
Bu insan seçmemiş inancını, tercih etmemiş, aklını kullanmamış, iradesini kullanmamış. Bu insanın ne olduğunun ne önemi var ki? Bu İstanbul'da doğunca Sünni holigan, Kum'da doğunca Şii holigan olacak. Efendim, şeyde doğunca, efendim, Riyad'da doğunca Vahabi holigan olacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Efendim, bu insan Hindistan'da doğunca veyahut da bugün Myanmar'da, Burma'da doğunca da Budist holigan olacak. Evet. Müslüman katili olacaktı. Veya bunu orada Burma'da din adamı yaparsan, yani İstanbul'da din adamı yaparsan onlara efendim küfredecekti. Orada din adamı yapınca Müslümanlara küfredecek. Anlatabiliyor muyum? Evet, bunda bir fark yok. Bunun tercihi yok. Bu aklını kullanmamış. Bu pisliğe mahkum. Bunun yani bu bir tercih etmemiş ki, İslam'ı tercih etmemiş ki bu. Bu içine doğmuş. O zaman bu noktada hakkaniyetli olan Allah'ın haksızlık ettiği kanaatine varır birileri. Ama burada insanlar nerede doğarsa doğsun, ister Hristiyan bir beldesinde, ister Yahudi beldesinde, ister Budist beldesinde, ister Müslüman inancını sorguluyorsa, o inancı yürek teriyle, zihin teriyle, akıl teriyle kazanıyorsa, tercih ediyorsa, yani iman ediyorsa, Kur'an'ın ifadesiyle فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Yani dileyen iman etsin, dileyen küfretsin, evet, dediği gibi imanı tercih ediyorsa Allah işte o imana iman diyecek. Yoksa babasının dininin yolundan gidenler babasının dinindendir, atalar dinindendir. Evet.